Bugün 23 Ağustos 2024 Cuma. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Ali Koç'un Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'e ortak koalisyon kurun dediği kuyruklu yalan ki iddia sahibi güya bir kamuoyu araştırmacısı. Hadiseyi enine boyuna araştırdım. Asla öyle bir şey söz konusu değil. İlaveten bu iddianın değil mantığı teknik olarak da karşılığı yok. Türkiye'de malum başkanlık sistemi var ve koalisyon haliyle mümkün değil. Belli sözde araştırmacı bu tür bir yalanla gündeme gelmek istedi. Ali Koç'un Ankara ziyareti İzmir'deki Göztepe Fenerbahçe maçında yaşananlar sonrası gerçekleşti ve konu futboldu. Ali Koç bu ziyaretle bürokrasiye mesaj verip yaşanan prestij kaybını önlemeye çalıştı. Olay bundan ibaret. Keza Ali Koç gibi biri hiç kimseye rasyonel ve karşılığı olmayan siyasi bir teklifte bulunmaz. Böyle bir şeyi düşünse bile bunu asla böyle bir ziyarette yapmaz. Böyle bir iddiayı delilsiz belgesiz ortaya atana yani tabirle destekli at derler. Nitekim Fenerbahçe kulübü de bu uçuk iddiayı dün yalanladı. Peki Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediği doğru mu derseniz, bakın Şimşek bağlamında sürekli bir spekülasyon var. Sadece muhalif kanatta değil, iktidar içinden de iddialar söz konusu. Tayyip Erdoğan'ın saraydaki ekonomi ekibi Mehmet Şimşek'ten hoşlanmıyor, onu sevmiyoruz Zira Şimşek de onları hiç umursamıyor. Aynı şekilde Mehmet Şimşek'in ortodoks politikaları sonucu şirket iflaslarının patlaması ve de ekonominin yavaşlaması da itirazlara gerekçe yapılıyor. Özellikle müsiyat eksenli İslamcı iş adamları, sürekli Şimşek'in aleyhinde kulis yapıyor. Bu itibarla Mehmet Şimşek'le alakalı her türlü haberin zemini var. Ancak Tayyip Erdoğan bulunulan süreçte Mehmet Şimşek'i asla feda etmez, edemez. Böyle bir şey yaparsa piyasalar alt üst olur, kurulan carry trade sistemi de çöker ve de döviz ucuşa geçer. En kötüsü enflasyon yine hızla yükselir ve her şey alt üst olur. Mehmet Şimşek ismi an itibarıyla Türkiye'nin ve piyasaların tek çıpası, tek güvencesidir. Göreceksiniz değil Eylül Ekim ayında yıl sonuna kadar faiz indirimi olmayacak. Zira iktidarın uygulayacağı başka bir politika yok. Dünden önemli bir haber de Ankara'daki Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde maymun çiçeği hastalığına yakalananlar için karantinalar kurulmasıdır. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medyaya yansıyan söz konusu haberi turizm sezonunda panik olmasın diye yalanladı. Lakin ateş olmayan yerden niçin duman çıksın? Türkiye Gerek göçmenler, gerek öğrenciler sebebiyle Afrika ülkeleriyle günlük olarak temasta ve virüsü oradan ithal etmesi güçlü olasılıktır. Yapılması gerekense hadisenin ciddiye alınıp radikal önlemlerin alınması çünkü benzer filmi malum korona sürecinde gördük ve ağır bedeller ödedik. Maymun çiçeği salgını bağlamında Toplum bilgisiz, iktidar ve kamuoyu da ilgisizdir. Aman dikkat diyorum. Değerli izleyenlerim görüldüğü gibi ekonomiden diğer konulara hükümet durumu sadece idare etmekle meşgul. Yapılan itiraflarla sabit AKP dünyası yorgun ve ülkeye bir şey verebilecek durumda değil. En çok yorulan da tartışmasız olarak Tayyip Erdoğan. Evet Erdoğan geçmişte olduğu gibi artık halk nezdinde yarınlar bağlamında umut ve de teminat değil. Sistem hatta devlet kilitlenmiş durumda. Tayyip Erdoğan kurduğu tek adam rejimiyle AKP öncesi iyi kötü işte iyi kötü var olan kurumları da çökertti. Bürokraside liyakat değil sadakat egemen kılındığı için kalite yerlerde ve herkes sarayı gözleyip iş yapmaya değil yapıyor görünmeye çalışıyor. Abartı yok. 85 milyonluk ülke Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında ve bürokrasi hiçbir konuda kendi kendine karar vermiyor, kendi kendine karar almıyor. Bu durum siyasetten meclise her yerde geçerli. Düşünün Birkaç gün önce mecliste adam döven Alpay Özalan için bile Tayyip Erdoğan devreye girdi. Son kararı o verdi. Futbolcu eskisi Alpay'a saldırı sonrası meclisi yöneten AKP'li Bekir Bozdağla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş iç tüzük hükümlerini uygulamak istedi. Meclisten bir süreliğine uzaklaştırma ve de maaş kesme cezaları düşünülürken Tayyip Erdoğan telefon etti, ceza verme düşüncesine karşı çıktı, cezayı engelledi ki bunu aktaran Saadet Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özda. Söz konusu olay sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş parti grup yöneticileriyle durumu değerlendirirken arka odaya geçmiş Erdoğan'la telefonla konuştuğunu aktarmış. Evet açık suç ve saldırıya rağmen bir milletvekiline bile iç tüzük hükümleri Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla uygulanamıyorsa söyleyin o ülkede kanun hakimiyeti nasıl sağlanır? Buradan hareketle Türkiye'de sorun yasallar ve anayasa filan değil onların uygulanmaması ve de uygulatmayanlardır. AKP'nin yönetim tarzı şehlerin cemaatlerini ve müritlerini yönetmesini çağrıştırıyor. Klasik ifadeyle emir ül mümin bakışı var. Yani her şeye Müslümanların emiri karar verir anlayışı egemen. İyi de böyle bir model 85 milyonluk dev bir ülkeye nasıl uygulanır? İlaveten böyle yapıldığı için zaten çeyrek asır oldu. AKP kadro, bürokrat yetiştiremedi. İşte Bekir Bozda, Murat Kurum örnekleri ortada. AKP başka isim bulamadığı için Bekir Bozda gibi birini üç kere bakan yaptı ki bu isim köy imamlığından gelmedir. Keza yine üç kere bakan ve İstanbul Belediye Başkan adayı yapılan Murat Kurum, İliç'teki madene olur veren, Üsküdar'daki sahil kafeteryalarına imar yapı belgesi veren, Fikirtepe'deki konut trajedisini yaratan ve de İstanbul'u betona boğan bir isimdir. İlaveten mahalli seçimlerde İstanbul seçmeni tarafından da güvensiz bulundu. Öyleyken bu isim yine bakan yapıldı. Zira AKP'de başka bakanlık yapacak adam yok ya da çok az. Evet Tayyip Erdoğan yönetimiyle beraber Türkiye insan kalitesi bağlamında da büyük bir fakirlik yaşıyor. Zira insana yani eğitime yatırım yoktur. Dindar ve kindar nesil denilerek mankurt sürüleri yetiştirilmeye çalışıldı. Mankurt insan profili malum sorgulamadan iman eden afyonlanmış yaratıktır ve öyle kadrolarla varılacak yer de yıkımdır. Değerli izleyenlerim, üzerinde durulması gereken bir başka konu, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun evde buluşması. Birkaç ay önce birbirini gırtlaklama noktasında olan bu iki isim buluşup görüştüyse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin perde gerisinde çok şeyler oluyor demektir. Altını çiziyorum. Ekrem İmamoğlu bazı şeylere karar vermese ve mecbur kalmasa Kemal Kılıçdaroğlu'nun evine ayağına gidip görüşmezdi. Çünkü yakın geçmiş ortada. Kılıçdaroğlu cephesi Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası CHP'nin kurultay sürecine girmesini ve koltuğunu kaybetmesini Ekrem İmamoğlu'na bağlıyor ki bu doğru. İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı'nın kaybı ile beraber değişim demeseydi CHP olağanüstü kurultay yapmayacak, Kemal Kılıçdaroğlu da tasfiye olmayacaktı. Aynı şekilde İmamoğlu İstanbul İl Kongresi'ni kazanmasa ve kurultayda birebir markaj yapmasaydı Yine Özgür Özel'in kazanma şansı sıfırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun o günlerde Ekrem İmamoğlu'na kızması, hatta nefret etmesi işte bundan. Peki öyleyken bugün olanlar ne? Derseniz Özgür Özel mahalli seçim biter bitmez Ekrem İmamoğlu'na ihanet etti. Tayyip Erdoğan'la parlamenter sisteme geçiş için gizli olarak anlaştı. Amacı bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak kendisinin başbakan olmasıdır. Dört aydır uydurduğu yumuşama ve normalleşme masallarıyla AKP ile vardığı mutabakata zemin inşa ediyor. Bu durumu elbette Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu da gördü, bildi. Kemal Bey, Özgür Özel Ekrem İmamoğlu rekabeti ve çatışmasından kendine, imkan doğacağını düşündü. Ekrem İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun evine giderek Özgür Özel'e seni CHP Genel Başkanlığından indirir çöpe atarım mesajını verdi. Evet İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ziyareti şımarıp havalanan ve de Tayyip Erdoğan'la parlamenter sistem için anlaşan Özgür Özel'e uyarı hatta ultimatomdur. Ekrem İmamoğlu'nun dün Kemal Bey başımın tacı demesinin okuması da budur. Açık net Özgür Özel, Meral Akşener misali gizli olarak sarayla iş tutmuşa benziyor. Zira düşünün Dilan Polat gibi birinin tahliyesine suskun kaldığı gibi Dilruba Kayserili oğlunun tutuklanmasına da oralı değil. Sadece uzaktan laf attı, ziyaretine bile gitmedi. Özetle bütün bunların okuması, Özgür Özel ya saray tarafından rehin alındı ya da parlamenter sisteme geçiş bağlamında kesin bir anlaşma yaptı anlamına geliyor. Zira öyle olmazsa söyledim İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na gitmeye mecbur olmaz, mecbur kalmazdı. Mansur yavaşsa olanları, gelişmeleri yakından izliyor ve gruplar üstü kalarak gözlüyor. Kesin bilgilerimle ifade edeyim, yavaş önümüzdeki seçimde mutlaka ama mutlaka Cumhurbaşkanı aday olmaya çalışacak. Yani Ekrem İmamoğlu ile beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci aday olacak. Gelelim parlamenter sisteme geçişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin takınacağı tavra. Özgür Özel Partisi'nin eski angajmanlarını ortaya koyup evet diyecek ancak İmamoğlu, Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve sol kamuoyu bunu kabul etmeyecek. Dahası hadiseye Tayyip Erdoğan'la gizli anlaşma ve Erdoğan'ı kurtarma olarak sunacak ve Özgür Özel engellenmeye çalışılacak. Özelle Tayyip Erdoğan bütün bunları tahmin ettiği bildiği için önce İmamoğlu'nu yargı aracılığıyla tasfiye etmeye çalışacak. Hülasa Özgür Özel'in Tayyip Erdoğan'a ısrarlı suskunluğu bundan. Lakin sonuç alması sıfır ihtimal zira bu Özgür Manisa'da iki kere belediye başkanı seçilemeyen, kendi mahallesinde bile delege olamayan yani halkta zerre karşılığı olmayan biri. Ekrem İmamoğlu önce CHP işinde mücadele edecek. Kaybetmesi halinde de Cumhuriyet Halk Partisinden kopup merkezde yeni bir siyasi oluşuma gidecek ve Özgür Özel'i sarayın adamı ilan edecek ki bu süreçlerde Alevi delege oyuna sahip Kemal Kılıçdaroğlu da Özgür Özel'e karşı olacak. Bütün bunlardan hareketle Özgür Özel'e ikinci ama acemi Meral Akşener dersek emin olun haksızlık etmiş olmayız. Sonlandırmadan Milliyetçi Hareket Partisi ve Bahçeli'ye bir sorun var. Pardon siz değil miydiniz Meral Akşener, Seyit Han işsizi İyi Parti'den aday yapınca bu isim Ülkücü Fırat Çakıroğlu'nu öldüren PKK'lıya burs veren isim diyen ve 3 milyon dolar karşılığı aday yapıldı haberlerini gündeme getiren. Ne yani Seyit Han işsiz, iyi partideyken kötü de AKP'ye geçince evliya mı oldu? Hayır öyle değilse bugün neden susuluyor? Bitmedi aynı Milliyetçi Hareket Partisi ve bilumum İslamcılar... Trabzon'da bartelleme olsun ekümenik patrik sıfatıyla yapacağı ayine neden boyun eğiyorlar? Ayinesi işse kişinin işte MHP, işte AKP. Noktalarken lütfen videomu paylaşın, beğenin, abone olun. Bunların size maddi manevi hiçbir külfeti yok.